Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Google Drive kullanımı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ama önce Google Drive'ın temel olarak ne işe yaradığı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Google şirketinin ürünü olan Drive, temel olarak verilerinizi bulut sistemi üzerinde saklama, paylaşma ve kullanma imkanını sizlere sunmaktadır. Google Drive üzerine yüklediğiniz ve oluşturduğunuz tüm belgeleri diğer Google kullanıcılarıyla paylaşma imkanını sizlere sunmaktadır. Size sunulan özel alan içinde klasör oluşturabilir. Bu klasörlerin içerisinde dokümanlar, e-tablolar, slaytlar, e-formlar ve bunun gibi birçok belgeyi oluşturup kullanabilirsiniz. Bunun yanında bilgisayarınızda oluşturmuş olduğunuz belgeleri de size özel alan üzerine yükleyebilirsiniz. Google Drive'ı kullanarak yüklediğiniz dokümanların tamamına Google üzerinden oturum açıp farklı bir bilgisayardan erişim sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan işlemlere başlayalım. İlk olarak internet tarayıcısını açalım ve Google'a giriş yapalım. Hemen ardından sağ üst bölümden oturum açın sekmesine tıklayalım. Evet, Google hesabımızla oturum açalım. Google hesabımıza giriş yaptıktan hemen sonra sağ üst bölümde bulunan menü ikonuna tıklayalım. Ve hemen ardından sol alt bölümde bulunan Drive sekmesine giriş yapalım. Drive üzerinde ilk olarak sizlere klasör oluşturmayı göstereceğim. Sol bölümde yeni butonuna tıklayalım. Ve hemen ardından klasör sekmesine giriş yapalım. Evet, yeni klasör ismini belirleyelim. Deneme klasör diyelim. Oluştur butonuna tıklayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi klasör başarılı oluşturuldu. Klasörün içine girelim. Ve hemen ardından bir doküman oluşturalım. Yeni butonuna tıklayalım. Ve hemen ardından dokümanlar sekmesine tıklayalım. Boş bir doküman seçeneğine tıklayalım. Evet, dokümanın başlığını buradan girelim. Deneme, doküman. Evet, dokümanın başlığını girdiğimize göre içeriğinde deneme 1, 2, 3 olarak belirleyelim. Evet, anladıma tıklayalım. Doküman üzerinde değişiklik yaptıktan hemen sonra sekmeyi kapatabiliriz. Otomatik kaydetme işlemi yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi doküman önümüze geldi. Hemen ardından Google Drive üzerinde e-tablo oluşturma işlemine göz atalım. Yeni diyelim. Google e-tablolar bölümünden boş bir e-tablo seçeneğine tıklayalım. Evet, önümüze gelen alan üzerinden değişiklik yapalım. 1, 2, 3 diyelim. Hemen ardından kaydetme seçeneği otomatik olarak kendiliğinden yapılmaktadır. Bu sekmeyi de kapatalım. Gördüğünüz gibi e-tablo bölümü önümüze geldi. Google Drive üzerinden slide oluşturma işlemine göz atalım. Yeni diyelim. Ve hemen ardından slide bölümü üzerinden boş sunu sekmesine tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi sunu üzerinde değişiklik yapalım. Deneme 1, 2, 3 diyelim. Sunu ismini de buradan değiştirebiliriz. Deneme sunusu. Kaydetme işlemini otomatik kendi yapmaktadır. Hemen kapatalım. Gördüğünüz gibi sunu önümüze geldi. Google Drive üzerinden e-form oluşturma işlemine göz atalım. Yeni diyelim. Hemen ardından Google Formlar bölümüne tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi başlıksız form bölümüne deneme form diyelim. Kapatalım. Başlıksız soru deneme soru 1 diyelim. Seçenek 1 diyelim. Diğer seçeneği de ekleyelim. Seçenek 2 diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi formu da oluşturduk. Otomatik kaydettiği için direkt kapatabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi form bu alana geldi. Evet arkadaşlar, Google Drive üzerine masa üstünden belge yükleyelim. Drive bölümüne giriş yapalım. Hemen ardından tekrardan bir klasör oluşturalım. Bilgisayar diyelim. Oluştur diyelim. Hemen ardından klasöre giriş yapalım. Ve masa üstündeki dosyaları seçelim. Ve Drive'ın içerisine sürükleyelim ve bırakalım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir işlem. Dosyalar yükleniyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dosyalar başarıyla yüklendi. Hemen bir tanesine giriş yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Excel dosyası başarıyla açıldı. Kapatalım. Evet arkadaşlar, Google Drive nedir ve temel kullanımı hakkında sizlere bilgilendirme yaptım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.